Şia'yla Sünniler arasında var fikir ayrılığı. Bana göre de yok. Şiiler Nur gibi Müslüman, Vahabiler de Müslüman, Sünniler de Müslüman. Sevgisizlikten kaynaklanıyor, fikir ayrılığından kaynaklanmıyor. Sevgisizlikten. Sana ne, nasıl ibadet ediyorsa etsin. Mühim olan Müslüman olması. Ne şamata yapıyorsun? Sana ne, adamın nasıl düşündüğü? O ona reddiye yazıyor, o ona reddiye yazıyor. Bir sefer savaşlar çıkıyor, kavgalar çıkıyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Sana ne ya? Allah bir diyor mu? Diyor. Resulullah, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor. Bitti. Evet. Kıble Kabe'dir diyor. Tamam. Bütün peygamberleri kabul ediyorum diyor. Kadere inanıyorum diyor. Meleklere inanıyorum. Cennete, cehenneme inanıyorum diyor. Daha ne istiyorsun ya? Niye boğuşup kepazeleri çıkartmaya kalkıyorsun? Sevgisizlik var. Fikir ayrılığı yok. Gayet normal ya. İnsanlar çeşitli şekilde düşünebilirler. Kesintisiz samimiyet mümkün mü? Ah benim canımın içi, ah benim güzelim, çok çok güzelsin sen. Hayret bu kadar güzel olman, maşallah. Yaklaştır bakayım. Tabii. Bak canımın içi, nasıl güzelsin, Allah'a şükür, maşallah. İnşallah cennette arkadaş oluruz, sonsuza kadar birlikte oluruz. Allah bu güzelliğini hiç eksiltmesin. Seni hep böyle genç ve güzel yaşatsın. Uzun ömür olman nasip etsin. Cennette bayağı gezeriz, konuşuruz, sohbet ederiz. İnşallah Allah nasip etsin. İnşallah. Benim canımın içini bir daha dinleyeyim. Kesintisiz samimiyet mümkün mü? Canımın içi tabii mümkün. Çünkü öbür türlü zaten çok sıkıcıdır samimiyetsizlik. Yani insanı boğar. Manyak gibi olur insan. Melankoliye kayar. Duygusallığa kayar, dengesizliğe kayar, üzüntü, sıkıntı, bunalım üstüne gelir. Ama samimiyette gayet akıllı, gayet tutarlı, gayet mantıklı olur. Her şey güzel olur. Sevgisi, dostluğu, arkadaşlığı, yüzü de güzel olur samimi insanın. Samimi olmayan yüzü çirkinleşir. Şimdi bir kelebek.